...lerdeydiler. Ülke 71'den sonra aslında, yani 12 Eylül 80 öncesi olarak değil, 71'den 12 Eylül 1980'e kadar planlı programlı şekilde terörün, anarşinin içine sokuldu. Sonunda gelinen noktada Türk halkı artık sokağa çıkamayan, can güvenliği olmayan, 5 dakika sonrasından emin olamayan Türk halkı darbeyi, askerleri yalvar yakar ister hale getirildi. İşte bu cinayetlerde kim kullanıldı? Abdullah Çatlı gibi, Oral Çelik gibi, Mehmet Ali Ağca gibi, Haluk Kırcı gibi daha bir yığın isim sayabiliriz. Bunun içinde polisler de var. Bunun içinde rütbeli insanlar da var ne yazık ki. 12 Eylül öncesinde ülkeyi istikrarsızlaştırarak bir darbeye zemin hazırlama planında bütün dikkatler MHP'nin ve ülkücülerin üstünde toplanıyordu. Bülent Ecevit başbakanlığı sırasında Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'ın örtülü ödenekten özel harp dairesi için büyük miktarda bir para istemesi üzerine böyle bir örgütten haberdar olmuş, araştırınca özel harp dairesinin finansmanının Amerikalılarca karşılandığını ve ülkenin her köşesinde sivil kadrolar beslediğini öğrenmişti. O sivil kadroların kimlerden oluştuğunu ise Sarıkamış'taki bir yemekte yine tesadüfen öğrenecekti. Bir ülkeye gittiğimde oradaki askeri birliğin komutanıyla konuşuyorduk. Sohbet sırasında bir ara özel harp dairesinde çalışmış olduğunu öğrendim. Ben de kim o dairede çalıştıysa bir takım bilgiler almaya çalışıyordum. Çünkü resmi kanallardan bilgi almak çok zordu. Hiç merak etmeyin, endişe edecek bir faaliyet yoktur bu kurulun dedi. Dedim ki benim özel harp dairesinin kendisinden kuşkum yok ama onun bu sivil uzantısından ciddi kuşkum var. Hiç kuşkunuz olmasın dedi. Ama mesela dedim, bu ilçedeki MHP başkanı da o sivil uzantının görevlilerinden biri olamaz mı dedim. Öyledir ama çok iyi bir kimsedir dedi. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ise partisinin bu olaydaki rolünü kabul etmezken kendilerinin de provokasyonlarla karşılaştıklarını belirtiyor ve çok önemli bir olaya dikkat çekiyor. Bir masanın altında bomba patlıyor. 6 kişi ölüyor, yaralanıyor. Oradaki arkadaşlar ve başkan hemen nasıl oldu, ne oldu derken bir erle bir teğmeni yakalamışlar. Şüpheli görmüşler orada, o gelmiş. Onların bir şey koyduğunu falan görmüşler. Böyle ifade ediliyor. Fakat bir ara bir kurmay albay gelmiş merkez komutanlığında. Ben sıkı yönetimden geliyorum. Onları bize teslim edeceksiniz demiş. O iki kişi. Edersiniz etmezsiniz. Baskıyla almışlar o kişiyi. Götürmüşler. Bana geldi başkan. Rapor verdi. Bilgi verdi. Tabii bu durumda çok sıkıntılı hale düştük. Efendim. Hemen başbakandan randevu aldım. Gittim başbakana. Olayı anlattım. Sayın Süleyman Demirel dinledi. Dedi ki fevkalade önemli bir durum bu dedi. Ben dedi bunu bir dedi araştıracağım, inceleyeceğim, bunun üzerinde duracağım. Not aldım, not alıyorum. Ortaya çıkan tabloya göre Türkiye'yi bir askeri darbeye sürüklemek için bir kargaşa ortamı yaratılmış ve devlete çalışan bazı kiralık katiller bu amaçla cinayet işlemişlerdi. Ancak maşalar ve maşaları kiralayanlar belliyse de maşaları kullananlar henüz açığa çıkmamıştı. Tam 13 yıldır bu konu üzerinde araştırmalar yapan emekli deniz subayı Erol Mütercimler incelemeleri sonunda çok ilginç bir örgütle karşılaştığını söylüyor. Mütercimlere göre ülkeyi darbeye sürükleyen ve bugün ÇETE diye anılan örgütün gerçek adı Ergenekon. Evet, ben de ilk kez bu örgütün adını öğrendiğimde, kitap çalışmamda öğrendiğimde hani çok klasik deyim var ya işte şok oldum. Gerçek anlamda şok oldum. Çünkü o kadar yıl yüzlerce insanla konuştum ki bunların hepsi ihtilalci, darbeci, subaylar, çok büyük bölümü. Ama bunu ilk ben tüm emekli, tüm general Memduh Ünlü Türk'ten duyduğumda, öğrendiğimde anlayamadım. Mütercimlere Ergenekon adlı bir üst örgütten ilk söz eden Tümgeneral Memduh Ünlü Türk, 12 Mart döneminde işkenceli sorguların yapıldığı ve kontrgerilla kadrolarının ilk kez ortaya çıktığı Ziverbey Köşkü'nün komutanı olarak tanınıyordu. Ve yıllar sonra ilk kez kendisinin de içinde yer aldığı bir vatanseverler örgütünün ayrıntılarını anlatıyordu. Mütercimler başta dinlediklerine inanamadı. Şunun için şimdi anlatacağım neden inanmadığını.
Çünkü Mehmet Ali Türk Paşa dedi ki, ve kendisinin de bu Ergenekon içinde olduğunu söyledi. İşin ilginç yanı. Dedi ki, bu Ergenekon şöyle bir örgüttür. Bu genel kurmayın da, hükümetlerin de, bürokrasinin de, herkesin üstünde bir örgüttür. Bu böyle yasayla falan kurulmuş bir örgüt değildir. Bu 1960'lı 27 Mayıs darbesinden sonra CIA Pentagon tarafından kurdurtulmuş. Bunun içinde bulunan insanlar da buraya hizmet eden insanlardır. Ama bunlar vatana ihanet olsun diye hizmet etmezler. Biz de vatana kurtarıyoruz, vatana hizmet ediyoruz, vatana yararımız dokunuyor düşüncesiyle bu örgütün içinde yer almışlardı. Bunun içinde şöyle, özellikle kontrgerilla eğitimi, öğrenimi görmüş olan Amerika'da bu kurslardan geçmiş olan generallerin bir bölümü yeri geldiğinde bu Ergenekon içinde yer alır. Sonuçta ben daha başka insanlardan bu Ergenekon'u araştırdığımda şunu gördüm. Bunun içinde subaylar var, emniyetçiler var, profesörler var, gazeteciler var, iş adamları var, sıradan insanlar var. İşte biz bugün çeteler dediğimiz bu küçük birimler var ya, işte bu birimler Ergenekon'un içindeki birer bölüm, birer parça. Adını saydığımız kişiler de Ergenekon adı verilen bu üst örgüt tarafından kullanılan tetikçiler. Biz bunu 1977'de açıklamıştık. Tabi Gladio adıyla değil, kontrgerilla adıyla da değil, resmi adıyla açıklamıştık. Yani benzer uygulamaların değişik ölçü ve biçimlerde başka bazı NATO ülkelerinde de olduğu anlaşılıyor ama tabi bizde o sıra, o yıllarda emniyet de çok eksiklikleri bulunduğu için bu olayların üstüne çok etkili biçimde yürünemiyordu. Bazı görev verdiğim kimseler de olayların üstüne bir noktanın ötesinde yürümediler veya yürüyemediler. Bülent Bey kendi araştırmalarında bu Ergenekon'un ne olduğunu gördü. Bırakın siz onu. Turgut Özal Cumhurbaşkanı, biliyorsunuz, bir suikast girişimi yaşandı. Ki Cumhuriyet tarihinde tanıdığımız en gözü kara, daha doğru değil mi, en deli cesareti olan cumhurbaşkanlarından birisiydi. Bu yatsınamaz bir gerçek. Kendisine yapılan suikasti araştırdığında ne dedi? Bir örgüte geldim, çarptım. İşte bu örgütün adı Ergenekon. Turgut Özal suikastı da Ecevit'e Çiğli'de düzenlenen suikasttan sonra nedeni ortaya konamayan bir saldırı olarak dosyasına kaldırılmıştı. Silahı ateşleyen Ülkücü Kartal Demirağ, ifadesinde bazı komando kamplarında askeri şahıslardan gerilla eğitimi aldıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Özal'ın olayı soruştururken suikastın ardındaki gücün kim olduğu konusunda bir noktaya kadar geldiği ve o noktada gerçeği anlayınca madem öyle kalsın dediğini ölümünden sonra Korkut Özal açıklayacaktı. Ve Korkut Özal bunun ne olduğunu abim müsaade etmediği için açıklayamam diyecekti. Ergenekon'un sırrı böylece yine çözülememiş oluyordu. Ta ki Susurluk kazasına kadar. Devletin kullandığı ülkücü tetikçiler, onların yarattığı terör ortamı, uluslararası istihbarat örgütlerinin teşvikiyle darbeye sürüklenen bir ülke, o ülkenin suikaste uğrayan başbakanları, o başbakanların bir türlü tamamlayamadıkları soruşturmalar. İşte Türkiye 12 Eylül'e böyle sürüklendi. Peki tüm bu senaryoda oynayan, figüran rolü oynayanların işlevi neydi? Abdullah Çatlı'nın MİT tarafından 1980 öncesinde de kullanıldığının Meclis Susurluk Komisyonu'nda açıklanmasından sonra...